Saatler 15.45'i gösterdiğinde İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla kalkmıştı kafile. Şu anda da saatler 18.03'ü gösteriyor ve Galatasaray Spor Kulübü taşıyan uçak Şanlıurfa Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Bugün öğlen saatlerinde son taktik antrenmanını gerçekleştirmişti Galatasaray kafilesi. Şu an itibariyle de Urfa Havalimanı'na inişini gerçekleştirdiğini ifade edelim. Bizler şu an Urfa Havalimanı'nın apron tarafındayız ama havalimanı dışarısında ise çok yoğun bir taraftarın olduğunu da ifade edelim. İftar saati olması sebebiyle de taraftarların Galatasaray Spor Kulübü oyuncularının geldiğini görmek istediğini de ifade edelim. Dediğimiz gibi son taktik antrenmanını Flora Metin Oktay testlerinde gerçekleştirmişti Galatasaray kafilesi. Şu anda da Şanlıurfa Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi taşıyan uçak. Ve burada küçük minik taraftarlar da var. Minik taraftarlar Şanlıurfa Havalimanı'nda Galatasaraylı futbolcuları bekliyorlar. Hepsi onların Galatasaray Futbol Okulu'nda oynayan 8-9-10 yaş grubundaki futbol okulu öğrencileri de merakla Galatasaray oyuncularını beklediğini ifade edelim. 15.45'te tekrar hatırlatacak olursak saatler 15.45'i gösterdiğinde özel uçakta Urfa Havalimanı'na hareket etmişti Galatasaray kafilesi. Yaklaşık bir 25-30 dakikalık röter sonucunda Şanlıurfa Havalimanı'na indiğini ifade edelim. Yavaş yavaş uçağın kapıları da açılıyor ve oyuncuların, teknik heyetin havalimanına ayak basacağını ifade edelim. Dışarıda da çok yoğun bir taraftarın olduğunu söyleyelim. Bizler yaklaşık yarım saat 45 dakika önce havalimanına gelmeye çalıştık fakat yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldık. Ve taraftar yoğunluğu da var, araç yoğunluğu da var. Havalimanı dışında ve havalimanı güzergahında da polis son derece önlemlerini almış. Taraftarlar da takımlarını beklediğini söyleyelim. Dediğimiz gibi uçak şu an indi ve kapılarını açtı. Artık yavaş yavaş teknik heyetin ve oyuncuların Şanlıurfa Havalimanı'na ayak basacağını söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor karşılaşmasında Galatasaray 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı ve lider durumda devam ediyor. Yarın da oynanacak Türksel Süper Kupa mücadelesi için saatler 21.30'u gösterdiğinde Galatasaray bu mücadele için son antrenmanını Metin Oktay tesislerinde bugün gerçekleştirmişti ve akşam saatler 19'u gösterdiğinde bir basın toplantısı düzenlenecek. Daha sonrasında da otelin yoluna hareket edeceğini ifade edelim Galatasaray Spor Kulübü'nün. Urfa'da güzel bir hava var, onu da söyleyelim. Şanlıurfa'da ortalama sıcaklığın 18-19 derece olduğunu da söyleyelim. Güzel bir hava var, güzel bir atmosfer var. Güzel bir şehir dediğimiz gibi taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Ve yavaş yavaş kapılar açıldı. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsün uçağın kapıları açıldı. Taraftarlar şu an minik taraftarlarda, bilmiyorum şu an ekrana geliyorum ama kameraman arkadaşım Ege Ünal'dan rica edeceğim. Küçük 8-9-10 yaş grubundaki futbol okulunda oynayan minik Galatasaray taraftarları da oyuncuları karşılamak için uçağın kapısına doğru hareket ettiğini, merdivenlere doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şu an baktığımız zaman uçaktan Ayhan Hoca'yı görüyoruz. Ayhan Akman. Evet, yavaş yavaş oyuncular da indiğini söyleyebiliriz. Cenk Ergün'ü görüyoruz. Okan Hoca'yı görüyoruz. Okan Buruk da şu an minik taraftarların yanına doğru gidiyor ve fotoğraf isteğini ve imza isteğini de kırmadığını gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde Okan Hoca'nın oğlu da kafileyle birlikte geldi. Her maç olduğu gibi bu maçta kafileyle birlikte geldiğini söyleyelim. Şu an için Galatasaray'ın otobüsü de aprona yanaştı ve yoğun da bir taraftarın, minik taraftarın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Kerem Demirbay'ı görüyoruz. Abdülkerim'i görebiliyoruz. Biraz uzak mesafe Hakim Ziyech, genç oyuncu Eyüp, Victor Nelson. Hepsi taraftarın yoğun fotoğraf isteğini kırmıyorlar ve fotoğrafları çekiliyorlar şu an için. Okan Hoca hala taraftarın içinde minik taraftarlarla beraber fotoğraf çekiliyor ve imza isteklerini de geri çevirmiyor. Şu an Victor Nelson'u görüyoruz. Victor Nelson da havalimanı görevlilerin fotoğraflarını da geri çevirmiyor. Çok yoğun bir karşılama olduğunu söyleyelim. Belki apronda ekranlara bir yoğunluk gözlemlemeyebilir ama apron dışında, yani havalimanı çevresinde oldukça yoğun bir taraftarın olduğunu söyleyelim. Taraftarlar dışarıda hazırlık yaptı. Güzergah boyunca hazırlıklar yaptı. Yarınki Süper Kupa mücadelesi için saatler 21.30'u gösterdi. Tekrardan hatırlatalım. ATV ekranlarında ve Alspor ekranlarında gün boyu bağlantılarımızda yarınki maçın atmosferini de aktarmış olacağımızı söyleyelim. Şu an için Mustera'yı görebiliyorum. Fernando Mustera, Kerem Aktürkoğlu taraftarlarla
Fotoğraf çekiliyorlar. Oyuncular artık yavaş yavaş uçaktan indi ve takım otobüsüne doğru indiğini de gözlemleyebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Ege Ulas şu an otobüsü gösteriyor sizlere. Ve Sergio Oliveri görüyorum. Wilfred Zaha aynı şekilde. Minik taraftarların Erden Timur'u görebiliyorum uzaktan. Evet, Erden Timur da kafileyle geldi. Dursun Özbek dün akşam saatlerinde Urfa'ya gelmişti. Özel uçakla gelmişti. Ve bugün Urfa'da bir ziyarette de bulunduğunu söyledim. Şu an için Erden Timur'u gördüğümüzü söyleyelim. Artık futbolcular da yavaş yavaş takım otobüsünün içine doğru biniyorlar. Barış Alper Yılmaz da şu an merdivenlerden iniyor. Endombele'yi görüyoruz. Oraya'yı görüyoruz. Galatasaray tam kadro geldi. Eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Son antrenmanını Flore Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirmişti. Galatasaray Spor Kulübü bugün öğlen saatlerinde antrenmanı gerçekleştirdikten sonra da İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakta saatler 15.45'i gösterdiğinde hareket etmişti ve 18.03 itibariyle de Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi ve artık yavaş yavaş takım otobüsüne doğru oyuncuların bindiğini gözlemleyebiliyoruz. Minik taraftarlar oldukça yoğun bir minik taraftarlık grubunun olduğunu söyleyelim. 8-9-10 yaş grubu Urfa Galatasaray Futbol Okulu'ndan bugün erken saatlerde havalimanına geldi ve oyuncuları görmek için onlar da burada yer aldığını söyleyelim. Artık otobüste yavaş yavaş futbolcuların valizleri koyuluyor ve valizler de koyulduktan sonra şu an görebiliyorsunuz kapıları kapatacak ve buradan Galatasaray Spor Kulübü kamp yapacağı otele doğru hareket edecek. Saatler 19'u gösterdiğinde de bir basın toplantısı düzenleyecek Okan Buruk ve bir oyuncu ile beraber hem havalimanı personellerinin hem taraftarların hem de polislerin de yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Galatasaray kafilesine şu an için otobüs oyuncuların hepsi otobüse bindiğini söyleyebiliriz. En son Erden Timur'u görüyorum ve Erden Timur da otobüsün ön sağ tarafına Okan Hoca ile birlikte yan yana oturduğunu söyleyelim ve kapıları kapattı. Polis eskortu eşliğinde Galatasaray Spor Kulübü kamp yapacağı otele doğru hareket edecek. Bir grupta bugün bir basın toplantısı düzenleyecek Okan Hoca ve bir oyuncuyla beraber. Dışarıda da bir yoğunluk bekleniyor. Galatasaray Spor Kulübü otobüsünü karşılayacak. Galatasaray Spor Kulübü oyuncularını karşılayacak bir yoğunluk beklediğini ve güzergah boyu da kalabalığın olduğunu ifade edelim. Ve Galatasaray Spor Kulübü otobüsü şu an itibariyle Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan hareket etti ve kamp yapacağı otelin yolunu tuttuğunu söyleyelim. Ceyda, biz Şanlıurfa Havalimanı'ndan sözü tekrardan sizlere bırakalım. Saray takımını taşıyan otobüs havalimanından hareket etti. Basın toplantısı için stadyuma doğru gidecekler. Bu arada basın toplantısını, öncesinde gerçekleşecek röportajları, hepsi ve daha fazlası A Spor ekranlarında olacak.